Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu güzel ve keyifli pazartesi öğleden sonra bize vakit ayırdığınız için her şeyden önce çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Son derece heyecanlı, bir süredir yapmadığım bir canlı yayın. Bir yandan hazırlıklar devam ediyor, bir yandan işte yazışmalar, gözüm chat ekranında. Ama umuyorum keyifli bir yarım saat, bir 35 dakika birlikte geçireceğiz. Tek başıma olmayacağım bu yayında. Konuklarım olacak, iki tane değerli konuğum var akademik dünyadan. Onlar da öğrenci arkadaşlarımız için lojistik bölümünü seçtikleri zaman nelerle karşılaşacaklarını kendi okulları ve bölümleri adına aktaracaklar. İzninizle ben başlayayım. Az önce söylediğim gibi aslında bu toplantının temel sebebi tercih sürecinde üniversite adaylarına yardımcı olabilmek, lojistik sektöründe çalışmak isteyen, kariyer hedefleyen kişiler için onları bekleyen çalışma hayatı nasıl olacak, eğitim öğretim hayatı nasıl olacak? Birazcık onlardan bahsedeceğiz birlikte. Ama her şeyden önce tabii izninizle ben başlamak isterim. 40 yaşından sonra lojistik sektörüne giren bir kişi olarak birazcık sizinle yaşadıklarımı, karşılaştıklarımı paylaşmak ve en azından bir kendimi aktarmak isterim. Behçet Mutlubaş benim ismim. Ekol Lojistik'te yetenek kazanımı ve insan kaynakları iş ortaklığı yöneticisi olarak çalışıyorum. Ekim ayında katıldım Ekol ailesine. Ve bundan önceki çalışma hayatımda hep insan kaynakları içerisinde oldum. 15 seneden fazladır İK süreçlerinin içerisinde bir fiil yer aldım. Farklı sektörlerde işte otomotiv tarafı, yan sanayinde yer aldım. FMCG hızlı tüketim tarafında yer aldım. Akabinde danışmanlık sektörüne geçtim seçme yerleştirme sürecinde. Ve tekrar kurum tarafına dönüşüm ekolojistikle birlikte oldu. Şu anda ben de dahil 8 kişilik bir ekiple beraber ekolojistiğin ihtiyacı olan beyaz yakalı çalışanların seçme yerleştirme sürecini ve içeride ilgili bölümlerin ihtiyacı olabilecek insan kaynakları ile ilgili tüm süreçlerde insan kaynakları iş ortaklığı ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Son derece dinamik ve keyifli bir çalışma ortamı var, samimiyetle paylaşmam gerekirse. Katıldığım günden bu yana bazı tabii ki itiraflarda da yapmak faydalı olur. Bu kadar dinamik, bu kadar aktif bir çalışma ortamı gerçekten beklemiyordum. Ama sektörle birlikte bu kadar büyük ölçekli bir kuruluş işin rengini gerçekten çok fazla değiştiriyor, farklılaştırıyor. Neler farklı? Birazcık onlardan bahsetmek isterim. Ekol Lojistik 1990 yılında kurulan ve sektöründe lider olan sadece Türkiye ile sınırlı değil, 13 tane farklı ülkede lojistik sektöründe pek çok hizmet sunan ve aklınıza gelebilecek dünya üzerindeki pek çok uluslararası ve yerel kuruluşla işbirliği içerisinde çalışan koskocaman bir şirket. Bu şirket içerisinde yine tahmin edeceğiniz üzere pek çok farklı iş birimi, pek çok farklı çalışan, yönetici kendi işlerini kendi sahayla beraber sürdüren ve bunları müşteri nezdinde belli bir memnuniyet ve bir kalite doğrultusunda odağında sürdüren bir şirket ekol. Bu anlamda ekollü olmak ayrı bir kavram şirket içerisinde. Tahmin edeceğiniz üzere her şirketin belli bir kültürü ve değerleri var. Bu bağlamda Ekol Lojistik'te kendi çalışanları ve yöneticileriyle beraber hizmet sektöründe keyifli bir çalışma ortamı arkadaşlara sunuyor. Bak hemen uyarı aldım sağ taraftan canlı yayında mikrofonunuz çarpıyor diyerek. Evet, umarım düzelmiştir. Peki, şimdi devam ediyorum izninizle. Ekol Lojistiği bu kadar farklı ve özel kılan şeyleri aslında bakarsanız birazcık görüşmenin toplantının sonundaki soru cevap kısmında sizin tarafımıza iletmiş olduğunuz sorularla birlikte paylaşacağım. Ancak izninizle girizgah kısmını burada birazcık virgül koyarak durdurayım. Ve birbirinden kıymetli iki tane konuğum var akademik taraftan. Bir tanesi Yeditepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erkut Akkartal bizimle beraber. Bir diğer konuğum da İstanbul Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ebu Demirci. İzninizle kendilerine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Burada mısınız benimle beraber? Merhaba, çok teşekkür ederim. Hoş Merhaba, bulduk. merhabalar. Merhabalar. Sizler de Sağ birlikte olun. olmak gayet güzel. Ebru Hanım, sizden başlayacağım. Çünkü muhtemelen az önce konuştuk sizinle yayından önce ama ben de merak ediyorum. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bağlandınız bize? Biraz evet yani ben aslında bu
bu randevu verirken normalde okulda olmam gerekiyordu. Fakat sabah Kaz Dağları'ndan hareket ettik ama yetişemedim maalesef İstanbul'a. O yüzden kusuruma bakmayın. Böyle çok acele bir şekilde bir ortam bulmaya çalıştım. Merkeze girdik, bir şeyler bulduk falan. Böyle katılmak durumunda kaldım. Şimdiden aday öğrencilerimizden özür diliyorum. Biraz fazla şey oldu. Formal halim böyle değil tabii. Biraz izin dönüşü, kamp dönüşü oldu. Ama inşallah kendileriyle fakültemizde eğer kazanırlarsa tanışmayı da çok isterim. Öğretim üyelerinden, hocalarından da biri olacağım. Uzun vadede bir 4 yıl beraber olacağız onlarla. Peki, hocam birazcık bölümde ben işte bir üniversite adayı olarak tercihimi yapsam sizin üniversiteniz için. Geldiğimde nelerle karşılaşacağım? Öncelikle ilk karşılaştığım şey ne olacak? Nasıl bir program? Bu program içerisinde sektöre hazırlayacak, mutlaka eminim hem pratik şeyler, stajlar vardır ama bir yandan işin teorisi de çok çok kritik ve önemli. Bu bağlamda sizler yeni başlayan bir öğrencinize neler sunuyorsunuz üniversite olarak? Programın içerikleriyle ilgili ana başlıklar alabilir miyiz sizden? Tabii. Şimdi İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak biz bu sektöre beyaz yakalı personel yetiştirilmek üzere aslında bir misyonla kurulduk. 1999 yılında kuruldu fakültemiz. Fakültemiz 4 yıllık bir lisans eğitimi veriyor. 4 yıllık süre içerisinde öğrencilerimiz geldikleri günden, yani ilk günden sektörün kendi dinamikleri üzerine kurulan bir sistemle, bir müfredatla karşı karşıya kalıyorlar. Tabii ilk yıl öğrencimiz çok ufak, liseden yeni gelmiş, sektörü çok tanımıyor. O yüzden hem derslerin içerisinde hem de seminerlerle, uzmanlarla, mezunlarla onları tanıştırdığımız etkinlikleri yoğun şekilde yapıyoruz. Müfredatlar yoğun bir uzmanlık seviyesinde geliştirecek şekilde lojistik sahasına özgü geliştirilmiş durumda. Staj imkanımız var. Üçüncü sınıfın yazında staj yapıyorlar, zorunlu stajları var. Zorunlu staj şu demek, yani sigortası fakülte tarafından, üniversite tarafından ödeniyor öğrencilerimizin ve 20 gün zorunlu stajları oluyor. Sonrasında dördüncü sınıfta müfredatlarımızı biraz esnek tutuyoruz. Yarı zamanlı çalışma imkanları sağlayacak şekilde hem okulu son sınıfta yarı zamanlı çalışarak da yürütmelerini sağlayacak şekilde bir müfredat hazırladık. Son sınıf çok yoğun ders programı olan bir sınıf olmuyor. Birinci ve ikinci sınıf tabii her üniversitede olduğu gibi temel derslerin alındığı, temel seviyedeki işletme, özellikle işletme, lojistiğe giriş gibi derslerle sektörü hazırladığımız bir iki sene geçiriyorlar. Üçüncü sınıfta biz sektörümüzün uzmanlarıyla beraber geliştirdiğimiz bir müfredatımız var. Sektörde uzman olan ve sektörde tecrübeli olan öğretim üyeleriyle çalışıyoruz. Yani onlarla beraber dersleri yapıyoruz. Bazı dersleri tamamen sektörün kendi uzmanları yürütüyor. Özellikle gümrük, karayolu, deniz yolu, hava yolu gibi, hava kargo gibi dersler uzmanlar tarafından yürütülüyor. Mezunlarımızla çok etkin bir iletişimimiz var fakülte içerisinde. Derslerimize gelirler, dersler yürütürler. Onlarla projeler yaparız. Hem staj hem de sektörle de çok etkin bir proje geliştirme aşamalarımız var. Beraber etkinlikler düzenliyoruz. Onlarla sertifika programları yapıyoruz sektörle beraber. Ve bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin yetkinliklerini 4 yıl boyunca arttırmaya çalışıyoruz. Neyle karşılaşıyorlar? Tabii bir şu var. Burayı son 5 yıl içerisinde söyleyebilirim. Daha bilinçli, daha ne istediğini bilen ya da sektörü biraz daha tanıyan öğrenci profili gelmeye başladı. Kapasitemiz bizim biraz az. Yani 70 öğrenci alıyoruz. İngilizce programımız var. Türkçe ve İngilizce 2 programımız var bizim. Türkçe programımız 70 öğrenci alıyor. İngilizce programımız 30 öğrenci alıyor. Kapasite küçük olduğu için çok butik bir okuluz ve bütün konsantrasyonumuz da lojistik sektörü üzerine gerçekleşiyor. Lojistik kulübümüz var. Çok etkin. Sahada gerçekten birçok faaliyetle, birçok organizasyonla öğrencilerimizin sektörle işbirliği yaptığı, çok fazla yoğun etkinlikler düzenlediği bir alan. O zaten başlı başına öğrencimizin içinde olduğu bir alan olduğu için kendilerini geliştirme noktasında çok da güzel bir saha çalışması buluyorlar orada kendilerini. Bu tür etkinlikler, yani şu anda çok hızlı ve kısa özetleyebileceğim bu etkinliklerimiz var. Tabii ki çok yoğun bir sektör şey veriyoruz. Eğitimi veriyoruz. Ya bu şunu hep söylüyorum.
Ebru Hanım, bizde misiniz? Ufak bir kesinti yaşadık. Geldim. Evet, çok ufak. Evet. Buyurun. Oldu herhalde, kusura bakmayın. Sektörle beraber çok etkin çalıştığımız için takip ederlerse lojistik kulübümüzde de web sayfamızda, bu anlamda bir hafta, her hafta etkinliklerimiz var. Her hafta bir şeyimiz oluyor, konuğumuz oluyor. Lojistik zirvesi yapıyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz bir lojistik zirvesi var. Sektör uzmanları gelip öğrencilerimizle, sektörle tekrar tanışıyorlar. Öğrencilerimizle birliktelikler gerçekleştiriyorlar. Bu gibi etkinliklerle öğrencilerimizi aslında 4 yılın sonunda hazırlamış oluyoruz meslek hayatlarına. Çünkü lojistik gerçekten çok ayrıntılı ve çok geniş kapsamlı bir alan. Ve bu alanda da yetkinliğin geliştirilmesi çok önemli. Çünkü artık rekabet edilen alan lojistik olunca sektörde şunu anladı. Bilmiyorum, İK sürecinde de belki sizler de görüyorsunuz. Lojistik mezunları 1-0 önde başlıyor bu işe. Çünkü bunun altyapısını aldıktan sonra sektörde gerçekten farklarını göstermeye başladılar. Tabii dil yetkinliklerini arttırmaya çalışıyoruz bu dönem içerisinde fakültemizdeki müfredatta. Çok önemli bir İngilizce yetkinliği zaten olmazsa olmaz. Bu sektörün en önemli beklentilerinden bir tanesi. Müfredatımız içerisinde de yine dil yetkinliklerini arttıracak şekilde dersleri de düzenlemiş durumdayız. Zaten İngilizce bölüm %100 İngilizce, yani hani %30 gibi bir şeyde ayrımda var bazı bölümlerde, ama biz de %100 bir İngilizce bölümle bu sektöre beklentilerini karşılayacak şekilde yine eğitimlerini sunuyoruz. Bu arada lisans ve yüksek lisans ve doktora boyutunda da eğitimlerimiz var. Onun da altını çizmek istiyorum. Yani akademik seviyede yükselmek isteyen ve bu anlamda kariyerlerini akademik anlamda da ilerletmek isteyenler için lisans seviyesinden sonra yüksek lisans ve doktora programlarımız da bu sahada mevcut. Anladım. Peki hocam, birinci sınıfa ya da hazırlığa başlayan bir öğrencinizin bu lisans programında başarılı olabilmesi için nelere dikkat etmesi lazım bölümünüzde? Bir kere şunu hep söylüyorum ben öğrencilerime. Yani geldiğiniz ve seçtiğiniz bölümle ilgili ön araştırmayı çok iyi yapmış olmanız gerekiyor. Çünkü artık mesleği seçtiniz. Bu bir meslek. Ve buradan artık 4 yılın sonunda dönüş yok. Yani hayatınızın, hepimiz biliyoruz bunu, belli bir yaşın üstünde herkes artık şunu biliyor. Ömrünüzün geri kalanını biçimlendirdiğiniz bir yerdesiniz ve seçim yapıyorsunuz. Bu seçim çok önemli bir seçim. Bu seçimin farkında olarak gerçekten yetkinliklerinizi uygun bir mesleği seçmenizi öneriyorum. Lojistik sahası çok yönlü olmayı, network ve iletişim kanallarını açık tutmayı, dışa dönük bir meslek. Yani her anlamda biz öğrencilerimizle en başından beri zaten bunu söylüyoruz. Meslek dinamik. Siz de görmüşsünüzdür Behçet Bey. Belki yeni girdiniz ama gerçekten 7/24. Hele pandemi sürecinde bunu çok daha fazla yaşadık. İnanılmaz hızlı, aksiyon, elastik. Aksiyona her an değişikliklere hazır. Şu anda teknolojiyle beraber bilişim dünyasının içine de çok hızlı bir şekilde girmiş. Hızlı entegrasyonu olan bir sektör. O yüzden öğrencilerimizin bu anlamda ilgilerinin yoğun olması gerekiyor. Yani mesleği severek yapıyor olmaları ve bunu severek öğreniyor olmaları onları 1-0 her zaman öne geçiriyor. Bu anlamda baktığımızda şunu da görüyorum ben. Hem ilgi alanları bu, yani ilgi alanları lojistik olacak. Hem dil çok önemli bir gösterge. Dil yeteneklerini geliştirecekler bir taraftan. Bir taraftan da sektördeki gelişmeleri takip ederek kendilerini hangi alanda daha ilerleteceklerine karar vermeleri gerekiyor. Çünkü sektöre baktığınızda o kadar yönlü ki. Bugün 4 taşıma modunda çalışma imkanları var. Yani hava, kara, deniz ve demir yollarında. Aynı zamanda gümrük, depo, tedarik zinciri süreçleri içerisinde çok etkin bir çalışma imkanına sahipler. Yani alan da çok geniş bir alan olduğu için bu anlamda bakıp sektörü inceleyip birçok etkinlikle beraber her şeyi incelemelerinde fayda görüyorum. Beni duyabiliyorsunuz herhalde, değil evet, mi? Evet hocam, duyabiliyoruz. Evet. Okay. Peki, yani aslında şöyle görüyorum ben, bütün üniversiteler açısından artık öğrencilerin sadece aldıkları müfredatlar değil, kendi ilgi alanları ve kendini geliştirme seviyeleri de her sektör için önemli hale gelmeye başladı. Çünkü biz ne verirsek verelim, artık kişinin ilgisini çekmiyorsa, yapmak istediği şey bu değilse, çözüm
üniversitelerde değil, kişilerin kendisinde bitiyor. Haklısınız hocam. Teşekkür ederim paylaştıklarınız için. Arada sorular geliyor. Onları en son cevaplayacağız birlikte. Şunu da söyleyeyim, haklısınız. Yani sektörün beklentileri, bir sonraki aşamada sektörle birlikte çalışıyor olmanız çok çok kritik. Çünkü günün sonunda arz ve talep dengesini, bizler sektör tarafında ihtiyacımız olan yetenek tabir ettiğimiz insanları aramıza katmak için gerçekten ciddi bir efor harcıyoruz, efor sarf ediyoruz. Ve sizlerin yetiştirdiği kıymetli eğitim almış arkadaşların sektörde gerçekten tabiri caizse kapışıldığını son derece net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bunlardan da bizim amacımız gerçekten ekolojistliğe, ekolojistin kültürüne uygun arkadaşları aramıza katabilmek mezuniyetlerini takiben. O yüzden çok teşekkür ederim paylaştıklarınız için. Şimdi izninizle birazcık Erkut Hocam'a dönmek istiyorum. Hem sizin paylaştıklarınız akademik tarafta, hem de Erkut Hocam'ın şu anda öğretim görevlisi olduğu okulda bu süreç nasıl ilerliyor? Onlar projelerini, müfredatlarını, planlamalarını nasıl yapıyorlar? Birazcık da sözü Erkut Hocam'a bırakmak isterim. Erkut Hocam, evet, sizdeyiz. Evet, herkese merhaba. Çok çok teşekkür ederim bu buluşma için. Ben Yeditepe Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erkut Akkartan. Her şeyden önce Ebru Hocam çok güzel şeyler söyledi, çok güzel özetledi durumu. Bir de ben paralel bir bakış açısıyla eklemeler yapmak istiyorum. Şimdi her şeyden önce tabii lojistik yönetimi çok ciddi bir iş. Kelime anlamıyla lojistik, logic, mantık ve statistik, istatistikten oluşuyor. Yani veri yönetimi yapılıyor. O yüzden de ben masterlarımdan bir tanesini istatistik, İslam Üniversitesi istatistikte yaptım. Doktorumu ekonometriyle yaptım. Ölçentriyi sayısal yöntemlerden alıp daha sonra profesörlüğe yükseldim. Çok ciddiye alıyoruz lojistik yönetimini. Bunun diğer halkın geri kalan kısmı tarafından ciddiye alınması için keşke pandemi dönemi olmasaydı. Pandemiyle birlikte insanlar ciddiyetini çok anladılar. Yani eğer bir malzeme, bir ürün, ışınlanma söz konusu olmadığı sürece mutlaka size ulaştırılmak zorunda. Biliyorsunuz son teslim noktasına ulaştırılması malzemenin çok büyük önem taşımaya çok büyük önem taşımaya başladı. O yüzden biz diyoruz ki işin operasyonel tarafı lojistik, işin planlama tarafı supply chain dedikleri tedarik zinciri tarafından belirleniyor. Yeditepe Üniversitesi 25 yıllık bir üniversite. Lojistik yönetimi bölümü 20 yıl önce kuruldu. Hocaları arasında özellikle hava taşımacılığı konusunda çok tecrübeli ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Cem Kozlu ile yıllarca çalışmış hocamız, İbrahim hocamız var. Yine deniz lojistiğinin Türkiye'de önde gelen üniversitelerinden 9 Eylül Üniversitesi'nden Özlem hocamız var. Ve hocaların geri kalan %80'lik kısmı üniversitede yarı zamanlı, yani dışarıdan gelen part-time hocalar. Neden? Çünkü öğrenci artık piyasada yapılan işi, o işi yapmakta olan insandan da dinlemek istiyor. Sadece içerideki akademisyenden değil, piyasada yapmakta olan, lojistik şirketi olan, demir yolu şirketi olan, broker, deniz brokerli şirketi olan insandan da dinlemek istiyor. O yüzden biz özellikle son 15 yıldır hocalarımızın %80'ini dışarıdan işi o anda yapmakta olan hocalar arasından seçtik. Şimdi bizde 2 tane staj mecburi. Evet. Hazırlığı geçtikten sonra sadece birinci sınıfın sonundaki yaz tatil yapabiliyorsunuz. Daha sonra ne yazık ki 2'nin yazında ve 3'ün yazında zorunlu 2 staj sizi bekliyor. Ve eğer bu stajlarda kendinizi ispat ederseniz zaten mezun olmadan önce iş teklifi almaya başlıyorsunuz. Şimdi bildiğiniz gibi gençler, artık şirketlerin hepsi çok uluslu şirketler. O yüzden artık yabancı dilin ne kadar önemli olduğu konusu üzerinde durmayacağım. Bir sene hazırlıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Lojistik'te 2. yabancı dil mecburi. Zaten Cem Yılmaz'ın repliklerinden bile biliyorsunuz. İngilizce biliyor musun diye sorulduklarında kimse hayır demiyor artık.
Dolayısıyla ikinci yabancı dil mutlaka alınması gereken bir şey. Bizim programımızda Rusça, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Arapça gibi diller çok talep görüyor. İki staj, iki yabancı dil donanımını aldıktan sonra oldukça kaliteli mezunlar vermeye başlıyorsunuz ve bunlar çok uluslu şirketler tarafından şirketin yurt dışı temsilciliklerinde özellikle işe alınmak üzere tekliflere maruz kalıyorlar. Şimdi ben de lojistik kulübünden bahsedeceğim. Lojistik kulübü öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen, bütçesi öğrenciler tarafından yönetilen bir kulüp. Bu özellikle her sene uluslararası bir kongre düzenleyerek Almanya'dan, Hollanda'dan, ki bunlar Avrupa'nın en önemli liman ülkeleri ve şehirleridir, şirketler çağırarak çok uluslu bir toplantıya, bir foruma altyapı hazırlıyorlar. Ve öğrencilerimiz herhangi bir işe müracaat ederken hiç konuşamayacakları, yüzünü bile göremeyecekleri patronları bu uluslararası kongrelerde, üniversitemizde veya 5 yıldızlı otellerde konuşma imkanı, soru sorma imkanı ve kahve molalarında tanışma imkanı buluyorlar. Ki bu çok çok önemli bir imkan bence. Ders programımızda 5 tane fakülte dışı ders, free elective dediğimiz serbest seçmeli ders var. Yani fantastik olarak takı tasarımı, heykel, sanat yönetmenliği, müzik sosyolojisi bile alabilirsiniz. Ancak siz ilgi duymak istediğiniz bir alandan, bir fakülteden 5 tane ders, yani 45 dersin 5 tanesini alarak bambaşka entelektüel bir insan kimliğini de kazanabilirsiniz. Duygusal zekaya çok önem veriyoruz. Mutlaka bir sosyal sorumluluk projesi yapılmasını rica ediyoruz. Bu amaçla ben aynı zamanda Erasmus koordinatörü olarak Almanya, Hollanda, İtalya, Avusturya, Polonya, Fransa gibi ülkelerde anlaşmalı olduğum çeşitli üniversiteler var. Her yurt dışına gittiğimde mutlaka bir anlaşmalı üniversiteyle dönüyorum. Almanya'da Hamburg, Avusturya'da Viyana Üniversitesi, ki biliyorsunuz bu Avrupa'da sanatın başkentidir. Yine yüksek lisans için Almanya'da Ludwigshafen Üniversitesi, Rotterdam Üniversitesi Hollanda'da, yine Hollanda'da Utrecht Üniversitesi ve Erasmus kontenjanlarımız çok fazla. 4 üzerinden 2.20, yani 100 üstünden yaklaşık 55-60'ı tutturduğunuz zaman cebinize 2000 euro para konuluyor ve 6 ay, yani bir semestr burada alacağınız dersleri yurt dışında alıyorsunuz. Ve hayatınızın hiçbir döneminde bir daha kimse size cebinize havadan 2000 euro koymayacak arkadaşlar. Sırf bu imkanı elde etmek için bizde yüksek lisans yapan öğrenciler var. Ben aynı zamanda yüksek lisans ve doktora koordinatörüyüm. Dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi'nin misyonunu iki ana dalda inceleyebiliriz. Bir, sektöre orta ve üst düzey yönetici yetiştirmek. İki, akademiye öğretim üyesi yetiştirmek. Zaten biliyorsunuz lojistik köyler kurulmakta Türkiye'de ve önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 20 bin kişilik orta ve üst düzey yönetici iş imkanı doğacak, istihdam ihtiyacı doğacak bu lojistik köylerde. Mezunlarımızdan ekol lojistikte çok fazla çalışan var. Çok değerli Behçet Bey bilirler. Hatta belki elimde liste vardır, bilmiyorum. Amazon'da çalışanlar var, Alibaba'da çalışanlar var ki bu özellikle bu iki şirket biliyorsunuz Türkiye'de depo açmaya başladı. Neden? Çin'den Almanya'ya sevkiyat sağlayacak olan eski İpek Yolu projesi, yeni adıyla Kuşak Yol, One Belt, One Road, bir kuşak bir yol projesi kapsamında Çin ülkemizden limanlar satın aldı. Gitti Yunanistan'dan Pire limanını satın aldı. Demir yolları satın alıyor. Üçüncü köprüyü zaten biraz da o yüzden yaptık. Bu Çin'den malları Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya taşımak için gerekecek. Bu yeni İpek Yolu projesinde Türkiye çok büyük bir değişime uğrayacak. Bir malın mutlaka iletilmesi gerekiyor. Sözümün başında da söylediğim gibi ışınlanma teknolojisi çıkarsa biz işsiz kalacağız, tamam. Ama lojistikte hem hizmet hem de malların son noktaya mutlaka taşınması gerekiyor.
Ben Erkut Akkartal olarak işin daha çok veri analizi ve teknik tarafındayım. Yani lojistik bilişim sistemleri dersi veriyorum. Bu konuyla ilgili kitabım da var. İstatistik veri analizi, karar alma, belirsizlik altında karar alma dersleri veriyorum. Operasyonel derslerimizde dediğim gibi şu anda dışarıda kendi lojistik şirketi olan hocalarımız getiriyor ve bunların unvanlarına bakmadan, yani çoğunun doktorası bile yok ama bir kısmı benden daha iyi. Çünkü sektörde yapmakta oldukları işi anlatıyorlar. Hem bu staj imkanı bulmak için de çok önemli bir fırsat oluyor. Dediğim gibi 10 tane bölüm seçmeli dersimiz var. 5 tane free elective dediğimiz fakülte dışı seçmeli dersimiz var. Arkadaşlarımız kendilerine entelektüel anlamda hangi konuya yakın hissediyorlarsa yetiştirme imkanına sahip oluyorlar. 4. sınıfta inovasyon projesi adı altında bir mezuniyet projemiz var. Ve bu projeleri şirketlerle toplantı yaparak onların çalışmak için, araştırmak için vakit bulamadığı konular arasından seçiyoruz ki hem şirketler bunları kullansın hem de öğrencilerimiz gerçek hayata dair uygulamalar yapsın. Her yıl birkaç öğrencimiz şirketlerin talep ettiği konularda yaptıkları bu projelerle şirketlerde direkt istihdam edinmeye başladılar. Enise Hanım da ekolojistikle bu konuda çok sırt sırta verdik. Yakın çalışmalarımız var. O yüzden konumuzu çok ciddi alarak öğrencilerimizle birebir diyalogda kalarak vatanımıza, milletimize değerli evlatlar yetiştirmeye çalışıyoruz. 7 kişi tam burslu olarak üniversitemize alınıyor ki bunun için ilk 63 bine girmemiz yeterli. Eşit ağırlıkta. 40 kişi %50 burslu olarak alınıyor ki bunun için 650 bine girmemiz bile yeterli. %50 burslu okumak için. Bu da yaklaşık yılda 30 bin liraya kumanda ediyor. Yani bu ücretler son derece düşük ücretler gibi kalmış görünüyor bana. Yani bugün adı çok iyi bilinen özel liselere bile yaklaşık yılda 185 binler, 200 binler ödenirken ücretlerin çok olduğunu pek düşünmüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim Behçet Bey bunlar ibaret. İsterseniz soru cevap olarak devam edebiliriz ya da isterseniz ayrıntılandırabiliriz. Tamamdır. Tekrar size bırakayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Bir ricam olacak sizden. Mikrofonunuz çok dış ses alıyor. Onu bir düzeltebilir misiniz ya da kulaklıktan çıkabilirseniz sevinirim. Tabii bir saniye. Tamam. Bu arada ben devam edeyim. Bir yandan soruları alıyoruz. Yabancı dille alakalı soru iletildi. Erkut hocam zaten sağ olsun yanıtladı. Sektör tarafından baktığımız zaman evet, yabancı dil bilgisi bizim için son derece önemli ve kritik. Özellikle uluslararası operasyon yürüten bizim gibi şirketlerde ister istemez müşterinizin bir kısmı, hatta birçoğu artık yabancı firmalar, uluslararası şirketler. Dolayısıyla buradaki birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın onlara verdiğimiz hizmet kalitesini hem operasyon hem iletişim anlamında yakalayabiliyor olmamız için yabancı dil bilgisi son derece kritik. Dediğim gibi Erkut Hocam da az önce onun altını çizdi. Tek yabancı dil çoğu zaman yeterli olmuyor artık. İkinci yabancı dil, çünkü müşterileriniz dediğim gibi Alman olabilir, Fransız olabilir, hatta Japon olabilir. Her zaman için hizmet verdiğimiz tarafta aynı dili konuşuyor olmanız son derece kritik ve önemli bir avantaj sağlıyor. Yine izninizle diğer sorulardan devam edeyim. Çünkü hocalarımız süreçleri ve beklentilerini anlatırken onlara adres eden kısımları da paylaştılar. Daha öncesinden sosyal medya aracılığıyla gelen sorulara baktığımda özellikle çok farklı işleri aynı anda yapabilen sektörün gerektirdiği işte çoklu çalışmayla yönelik sorular bize iletildi. Yine izninizle ben bu noktada yetenek kazanımı tarafında beklentilerimizi de örtüştürerek bunu açıklamak isterim. Gerçekten sektör son derece dinamik, 7/24 hareketli, canlı, işte kara taşımacılığı, hava, deniz, çok farklı parametrelerin olduğu ve işin içerisinde sadece sistem, süreç değil, insanın da çok büyük bir aktivite gösterdiği, faaliyet gösterdiği bir yapı.
O yüzden bu anlamda ne kadar donanımlı, ne kadar farklı şeyi görmüş, yaşamış veyahut yaşamaya isteği olan, motivasyonu olan çalışanlar gerçekten lojistik sektörünün temel taşları haline geliyorlar. Çalışma süreleri uzadıkça, arttıkça. Bunu altını özellikle çizmek gerekiyor. Bu sebeple de zaten pek çok şirkette olduğu gibi bizler de yeni mezun arkadaşlarımızı aramıza katıp, ekol biliyorsunuz aynı zamanda bir okul demek ve adımızın hakkını verecek şekilde genç arkadaşlarımızı akademik eğitimlerini almış, kendini o anlamda yetiştirmiş ve donanımlı arkadaşlarımızı bizler de iş deneyimlerine destekleyip daha iyi noktalara getirmeyi hedefliyoruz şirket olarak. Stajla alakalı soru iletmiş arkadaşlarımız bize. Az önce Erkut Hocam'ın da söylediği gibi pandemi birçok dinamiği değiştirdi. Hem sektör dinamiklerini hem de sektörde çalışan şirketlerin dinamiklerini. Staj noktasında bizler de son 2 senedir arzu ettiğimiz kadar arkadaşı aramıza katamadık maalesef. Çünkü büyük oranda evden çalışan, saha operasyonlarının dışında usta öğreticilerin evden çalıştığı veyahut şirket dışından çalıştığı bir düzen içerisindeyiz. Bununla beraber şirket staj programlarını da 2022'den itibaren zaten bu anlamda online ağırlıklı olarak yapılandıracak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bunları da paylaşmış olayım. Yine teknolojiyle alakalı bir soru konuştuğumuz noktada. Teknolojiyle birlikte sektörde işlerini ilk kaybeden kesim hangisi diye bir soru iletilmiş. Şimdi baktığımız zaman saha operasyonu eksilmedi, hatta artarak devam ediyor müşteri beklentileri doğrultusunda. Bununla beraber benim öngörüm, paylaşabileceğim şey, evet sektör bu anlamda kayıptan ziyade kazanarak, insan kazanarak ve teknoloji kazanarak devam ediyor. Bu noktada acaba hocalarımın bir yorumu olur mu? Teknolojinin sektöre uyarlanması veya bu noktadaki sürecin gelişimi anlamında bir yorumunuz var mıdır Erkut Hocam ya da Tabii Ebru ki, Hocam? tabii ki. Ben müsaadenizle söz alabilirim. Sesim net geliyor herhalde. Buyurun hocam. Şimdi teknolojiyle birlikte sektörde işlerini ilk kaybeden kesim hangisi sorusunu sorarken teknolojiye sanki dost değilmişçesine bir yaklaşım sezinliyor karşı taraf. Halbuki öyle değil. Teknolojiyle birlikte lojistik sektörü daha fazla istihdam kazandı. Neden? Çok kısa bir örnek vereyim. Augmented reality dediğimiz arttırılmış gerçeklikle, örneğin gerçek bir depoda Google gözlükle rafları nasıl yerleştirebileceğiniz, aralıkları ne kadar olacak, yükseklikleri ne kadar olacak, genişlikleri ne kadar olacak ya da virtual reality dediğimiz hem depo sanal hem raflar sanal. Bunu yine masaüstünden yapabileceğiniz bir ortam, nesnelerin internetiyle herhangi bir kolinin ya da herhangi bir konteynerin yine de okyanusta nerede olduğunu GPRS sistemleri vasıtasıyla aktif ve pasif RFID'lerle yine teknolojiyi kullanarak masa üstünden nasıl görebileceğinizi, ürün takibi yapabileceğinizi öğrenmek isterseniz eğer teknolojiyi takip edip, günceli takip edip acaba ben teknolojiyi mesleğime nasıl uyarlayabilirim diye duygusal zekanızı, bilişsel zekanızı kullandığınız takdirde tam tersi teknoloji sadece sizin değil her sektöre yardımcı olur. Ama eyvahlar olsun. Bak vallahi teknoloji gelişiyor. Yandık ya bizim kolileri taşıyan robotlar mı çıkacak, işsiz mi kalacak diye düşüncemizi bu yöne evriltirseniz o zaman sadece mesleki yaşantınızda değil sosyal yaşantıda da çok başarılı gelmeyebiliyor. O yüzden stajlarla birlikte zaten siz bu gerçekleri anlıyorsunuz. Biz stajları günlük raporu alarak hatta telefon ederek şirketlere, arkadaşlarımızı orada diyaloğa girerek gerçek anlamda stajlarını hakkıyla yaptıklarından emin oluyoruz. Şimdi burada bir soru daha var müsaadenizle Behçet Bey. Diyor ki pazarlama ve reklamcılık Hayır, buyurun öğrenciler hocam. için sektörde fırsat var mı? Arkadaşlar lojistik zaten bir pazarlamadır. Siz işin taşımacılık boyutunu pazarlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani her şirketin bir lojistik departmanı yok. Birçok şirket lojistik operasyonlarını dış kaynak kullanımı outsource dediğimiz dışarıdan alıyorlar. Ekol lojistik
bunun en önemli temsilcisi, göstergesi. Bir de yine Behçet Bey, müsaadenizle, lojistik sektöründe iş bulma süresi ortalama nedir? Arkadaşlar, bu cevaplara zaten staj yaparken ulaşıyorsunuz. Lojistik şirketinde iş bulma süresi daha çok sizin beklentilerinizle alakalı. Yani ben ilk girişte kardeşim en aşağıdan başlamak istemiyorum. Ben kolimoyu taşıyamam. Ben hangi müdürlükten başlıyorum sorusunu sorarsanız ortalama iş bulma süreniz 10 yıl olur. Doğru. Ama stajlarda en alttan başlayın. Stajlarda ben koli taşıdım. Kardeşim bakın Ekol Lojistik'in ambarında vallahi elektrikler kesildi, makineler bozuldu. Ben koliyi vallahi belim koptu. Ben kendim taşıdım diye beyan ettiğinizde ve bunu gerçek anlamda özümsediğinizde iş bulma süresi çok çok kısa. Yani bu aidiyet duygusuyla ilgilidir. İlk başta sadece puanınız yettiği için girmiş olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama ben bugün 4. sınıflara yaptığım ankette sadece puanı yettiği için giren öğrenciler arasında iyi ki bu bölümü seçmişim diyenlerin oranı %80 çıkıyorsa ya, %90 çıkıyorsa o zaman demek ki biz bir şeyler verebilmişiz demektir. Lojistik sektörü girdiğinizde herkese kendisi için bir şeyler yaratabilecek bir sektördür. Çok farklı mizaçlarda olan insanlar bile kendilerine ait bir şeyler bulabilirler lojistikte. Operasyonel anlamda sahada lojistik operasyonlar, organizasyonel anlamda ofiste tedarik zincirinin planlanması çok farklı konular gibi görünmekteyse de aslında her biri bunların lojistiğin bir parçası. Hele ekol lojistik bugünkü organizasyon gibi böyle güzel bir toplantıya liderlik etmesi, yani ekol lojistik gibi dünyada her ay istikrarlı olarak parasal anlamda büyüyen bir şirkete gerçekten çok şeyler kazandırıyor bence. Evet. Sözü tekrar devredeyim. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ebru hocam var mıdır sizin bir yorumunuz? Evet tabii. Ben de... Buyurunuz efendim. Söz size. Aykut hocama tabii kesinlikle katılıyorum. Şimdi burada bir algıyla ilgili, yani genel olarak aday öğrencilerimiz ve var olan öğrencilerimizde bir algısal bir sıkıntı var. Teknoloji demek iş imkanlarını kısıtlayacak bir faktör olarak görülüyor. Aslında teknolojinin gelişmesi demek yazılım mühendisi olmak demek değil. Sesim geliyor değil mi? Evet hocam, duyuyoruz sizi. Geliyor, evet. Şimdi şöyle, teknoloji deyince öğrencilerimiz yazılım mühendisliği gibi bir şey anlıyorlar. Aslında teknoloji kullanımına yatkınlık ve teknolojiyle beraber iş yapma kabiliyetlerini geliştirmeleri olarak karşımıza çıkıyor ki bu zaten sektörün uzun yıllardır bir dinamiğiydi. Yani neredeyse 10 yıllık bir süre içerisinde, yönetim bilişim sistemleri içerisinde zaten sektör çok aktif bir şekilde teknoloji kullanımını arttırıyordu. Tabii pandemiyle beraber bu süreç ivme olarak çok daha hızlandı. Belki 5 yıllık projeksiyonda gerçekleştirecekleri projeleri 1 sene içinde gerçekleştirdiler. Biraz daha işlemler arttı. Aslında biz sektör olarak, yani sektöre yetiştirdiğimiz elemanlarda gördüğümüz şey şu. Yazılım mühendisleriyle müşterinin beklentileri arasındaki kısmı yönetiyorlar. Yani bir mühendis karşı tarafın beklentilerini lojistik diline çeviremiyor. Yani dilin aslında transferini yapacak ve bu dili iki taraf arasında birleştirecek olan lojistik mezunları. Çünkü iki tarafı da anlayabilecek bir yeteneği oluşturmaları gerekiyor. Ve kullanım kolaylığı sağlayan, teknolojiyle beraber yaptıkları operasyonları kolaylaştırıcı ve onların daha verimli ve etkin bir operasyon yürütmesini sağlayacak teknolojiler zaten sektörün birebir dinamiklerinin içerisinde. Ki müfredatlarımız içerisinde de bunları yapıyoruz. Erkut Hoca da bahsetti. Zaten stajlarda öğrencilerimizin bu yetkinliğini arttırıcı staj operasyonlarında, farklı departmanlarda bunları görüyorlar. O kadar çok program var ki, yani bugün e-ticaret dediğimiz sistemde de lojistik var. Ve çok inanılmaz. E-ticaretin başlı başına kendi içerisindeki operasyonu zaten lojistik. Yani bugün müşteriden aldığınız ve bir tıkla gelen siparişin karşı taraftaki operasyonu tek başına lojistik tedarik zinciri operasyonu yürütüyorsunuz. Yoğun bir şekilde. Ve sektör çok fazla alanda, lojistik desek de çok fazla alanda iş imkanı sunan bir sektör ve ilgi alanlarınıza göre de bunu siz 4 yıl içerisinde, yani eğitiminiz sırasında belirleyebiliyorsunuz. Bugün öğrencilerimizin genel olarak gördüğümüz şey, yani iş imkanları olarak en
sıkıntısız alanlardan biriyiz. Bu bir gerçek. Yani dördüncü sınıfta mezun olduklarında iş bulmayla ilgili çok sorunu yok. Ama Erkut Hoca'nın da belirttiği gibi ben onun işi yapmam, ben bu işi yapmam, ben depoda çalışmam. Efendim ben oradan mı çalışmaya başlayacağım? Dört yılı bunun için mi okudum gibi bir algıyla sektörde başlayamayız. Hiçbir sektörde başlayamayız. Bu arada sadece lojistik sektörüne özgü bir şey değil. Hiçbir sektörde böyle bir algıyla başlayamayız. Çünkü biz eğitim sonunda hala acemiyiz. Yani işin ehli olabilmek için, o tecrübeyi edinebilmek için, bunu öğrenebilmek için oralarda çalışmamız gerekir. Çünkü alttan başlayarak öğrenme kabiliyetinize göre çok hızlı yükseliyorsunuz. Sektörün bence en önemli özelliklerinden bir tanesi, evet çok alt seviyeden başlasanız da ivmeniz çok hızlı. Yani 5 yıl sonra geldiğiniz yer birçok sektörde taşınmayacak kadar yüksek bir seviye oluyor. Bugün farklı alanlarda, farklı sektörlere bakıyoruz. 5 yıl aynı tecrübeye sahip iki kariyerle karşılaştırdığımızda lojistik sektörünün kariyeri çok daha üst seviyelerde oluyor ve maaşları da takip ettiğimiz kadarıyla o seviyede de hızlı bir ivmeyle artıyor ve tatmin edici seviyelere geliyor. Tabii sektörün şu imkanı var. E-ticaretin büyümesi, lojistik sistemlerinin e-ticaretle beraber daha entegre olarak hızlı ve dinamik hale gelmesiyle kendi işini yapma fırsatlarını da aslında sektör çok hızlı bir şekilde sunuyor. Bugün forwarder dediğimiz ve öz malı olmayan ve taşıma yapan birçok firmanın uluslararası taşımacılıkta ciddi anlamda hacimlere ulaştığını da görüyoruz. Bugün DHL gibi uluslararası firmalar içerisinde tecrübelerini elde ettikten sonra birçok insanın kendi işlerini kurduğunu, sektörde kendi işlerini yaptığını da biliyoruz ve birçok mezunumuz da zaten bu anlamda bakıyoruz. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem Türkiye'de çok ciddi iş imkanı, yani tecrübe elde ettikten sonra iş kurduklarını, kendi işlerini yürüttüklerini takip ediyoruz mezunlarımızla da. Bu anlamda birçok fırsat da sunuyor. Tabii eğitim öğretim sırasında inanılmaz bir, yani şöyle bir algıyı aslında liseden geldikten sonra öğrencinin yıkması lazım. Burası alan olarak aktif bir alan ve aktif alanda sizler artık sıraların öbür tarafında oturarak bu alana giremezsiniz. Ve o sıraların öbür tarafında olma halinden kurtulmanız lazım. Artık hareketleneceksiniz. Erasmus'la bizim de fakülte olarak Erasmus sözleşmelerimiz, anlaşmalarımız var, yurt dışı olanakları var, work and travel gibi farklı olanaklarla öğrencilerimiz çok ciddi tecrübeler elde ediyorlar. Dil yeteneklerini geliştiriyorlar. Bugün Çince artık önemli bir dil haline geldi. Yani uzak doğu dediğimiz alanda ciddi anlamda bir taşıma operasyonumuz söz konusu. Yani bugün bir malı bugün tıkladığınız andan itibaren nerede olursa olsun alıp son müşteriye, nihai müşteriye ulaştırdığınız alanın hepsinde lojistiğin her yerini görüyoruz. Pazarlamadan, tedarik zincirinden, insan kaynaklarından, bugün Behçet Bey belki altyapıda başka bir fakülte mezunu ama bugün baktığınızda insan kaynakları sürecinde lojistik sektöründesiniz, öyle değil mi? Bir işletme mezunu. Biraz endüstri mühendisliğine dair ben soruları göremiyorum Behçet Bey, kusura bakmayın. Ben aktaracağım az sonra çünkü endüstri mühendisliği sorusu var. Endüstri mühendisliği şeyi var, bir tartışması oluyor. Tabii ki biz sektörde bunu çok fazla görüyoruz. Sonra çünkü endüstri mühendisliği sorusu var. Evet, şöyle yani lojistik sektörü mezunlarının bugün rakipleri işletme mezunları değil. Bildiğiniz endüstri mezunları. Yani endüstri mühendisliği mezunlarıyla birebir rekabet halinde ve neredeyse bir mühendislik müfredatına, özellikle fakültem adına söyleyebilirim, bir mühendislik müfredatına yakın bir müfredatla sayısal altyapıyı da verdiğimiz bir müfredat oluşturduk. Yani baktığımızda bir endüstri mühendisliği müfredatıyla karşılaştırmalı olarak analizlerimiz ve raporlamalarımız var YÖK'e. Ve burada gördüğümüz şey şu, zaten lojistik altyapısında bir mühendislik altyapısı kullanıyor ve biz de bunu müfredatlarımızda zaten yansıtıyoruz. Ama bu şu demek değil. Oturup algoritmayı, yazılımı yazacak sizler bilsiniz. Ama bunu kullanıcı olarak, uygulayıcı olarak ve operasyonları yönetici seviyesinde yapanlar olarak gerçekten tarafları birleştiren alandasınız. Ve sektörün, inanın başka sektörler için belki aynı şeyleri söyleyemesek de bu sektör teknolojiyle beraber iş imkanlarının azalacağı bir sektör değil. Ve iş imkanlarının, özellikle beyaz yakadaki iş imkanlarının artacağı bir sektör. Mavi yaka dediğimiz kısımda da tabii ki orada da yeteneklerinin farklılaştığı ve farklı yetenekler geliştiren insanların artık mavi yakalı olarak tercih edileceği bir sektör haline gelmiş durumda. Çünkü teknik bir gereklilik var. Bugün çekiciler kullanıyorsunuz, forkliftler kullanıyorsunuz, şoförler, raflar,
buna dair olan o teknik altyapıda eğitici olarak bir sürü sektör kendi içinde ciddi eğitimler veriyor zaten. Ve ihtiyaçları da çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yetkinlikleri değiştiriyor ama ihtiyaç hep var. Farklı yetkinlikler geliştiriyor tabii ki sektör ve bu ihtiyaçlarına yönelik de o yetkinlikleri oluşturmasını istiyor. Kimden istiyor? Tabii bizlerden, üniversitelerden bu taleplerle ciddi anlamda da geliyor. Şimdi bugün biz bir proje yapıyoruz tır şoförleriyle ilgili. Şoförlerin yetkinlikleri değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Ve şoförlerin eğitimlerine yönelik de ciddi projeler geliştirmeye başladık. Çünkü bu iş sadece tek başına artık beyaz yakalı ve mavi yakalı değil. İşin operasyonlarının gerçekleştirildiği alanlarda da ihtiyaçlar değişiyor. Bunları da takip ediyoruz. Haklısınız hocam. Teşekkür ederim. Yavaştan toparlayacağım izninizle son bir soruyla. Genellikle sizin az önce değindiğiniz, yani sadece lojistik sektöründe eğitim alan kişilerin çalıştığı bir sektör mü sorusu var. Hayır, aslında değil. Çok farklı alanlardan gelip sürecin içerisinde dahil olup kendini yetiştiren, sadece üniversite seviyesinde de söylemiyorum bunu. Gerçekten işte az önce dediniz ya, hani depodan bu işi görerek, süreci görerek yetişmiş arkadaşlarım mezuniyetten bağımsız gerçekten çok kısa zamanda çok iyi yerlere gelip kendilerini ifade etme alanı bulabiliyorlar lojistik sektöründe. O yüzden dedikleriniz son derece kritik ve önemli. Bizler açısından yetenek kazanımı olarak baktığımız zaman yeteneğin evet belli bir tanımı var literatürde. Ancak sahaya yansımasında, ihtiyaçların şekillenmesi doğrultusunda gerçekten eğitim durumu bazen daha geri planda kalıp deneyim, yabancı dil, daha ön plana çıkan pek çok örnek ve olay seçmeleştirme süreci hem önceki şirketlerimizde yaşadım hem de şu anda sektör bünyesinde, ekolojistikte benzer durumlarla karşılaşıyoruz. İzninizle son söz olarak ben sizlere çok teşekkür ederim katılımlarınız ve paylaştıklarınız için. Umarım hala tercih sürecini tamamlamamış ama bu alana ilgi duyan öğrenci adaylarımıza, üniversite öğrencisi adaylarımıza bir minik de olsa bir ışık tutabilmiş ve onların tercihlerinde en azından katma değer, nasıl bir resimle, nasıl bir çerçeveyle karşılaşabileceklerini ifade etmiş oluruz. Son söz olarak sizlerden de Erkut Hocam, Ebru Hocam alırsam bugünkü sohbetimizi sonlandırmak Erkut Hocam da izniyle isterseniz son 1-2 cümleyle ben kapatayım. Tabii. Bizler tanıtımlarımıza fakülte olarak devam ediyoruz bu arada. Fakültemizde hem fiziksel olarak gelip ziyaret edebilirler adaylarımız hem de telefonla ya da mail aracılığıyla da bizlerden bilgi alabilirler. Benim mail adresime birebir mail atabilirsiniz. Kendi fakültemizin info adresimiz var. Web sayfasında bulabilirsiniz. Oraya mail atabilirsiniz. Her anlamda bilgi olarak hızlı bir şekilde geri dönüş sağlıyoruz. Aklınıza takılan, şu anda burada soramadığınız ya da işte sonrasında aklınıza gelen sorular olduğunda önce fakültemizi ziyaret etmenizi bekleriz. Gelin görün kampüsümüzü, binamızı ziyaret etmenizi de bekleriz. Umarım tercih eden öğrencilerimiz, adaylarımız arasında onlar için hayırlısı olur. Gerçekten önemli bir dönemde, önemli bir dönemeçtesiniz. İnşallah sektör içinde hem güzel adaylar hem de bu anlamda sektöre katkı sağlayacak yeni mezunlarımızla da tanışmış oluruz. Çok teşekkür ediyorum ben Ekolojisi'ne böyle bir fırsatı bizlere sunduğu için. Erkut Hocama da çok teşekkür ederim. Yeditepe Üniversitesi ile beraber de bu sektöre gerçekten güzel mezunlar ve sektöre faydalı mezunlar vermeye çalışıyoruz. İki fakülte rekabet etsek de aslında güzel işbirliklerimiz de oluyor zaman zaman kongrelerde. O anlamda bekliyoruz adaylarımızı. Her zaman bu sektör için gerçekten en iyi ve en kaliteli diyelim adayları ve meslek edindirme anlamındaki kişileri ve yetkinliği artmış olan beyaz yakalı personel yetiştirmeye de devam edeceğiz. Uzun yıllarda bu sektördeyiz, bu sektörde de devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ben ederiz hocam, Erkut. Çok sağ olun. Erkut Hocam sizdeyiz. Evet, Ebru Hocam'a gerçekten hayran oldum. Keşke onun öğrencisi olsaymışım birinci sınıfta. O zaman herhalde şu anda ya Amazon'un kurucusu falan olurdum. Çok farklı bir yerde olurdum. Gerçekten çok güzel ifade etti. Bizim de tanıtımlarımız devam ediyor ayın 20'sine kadar. Ben yarın da Perşembe günü orada olacağım. Lütfen LinkedIn'den beni ekleyebilirsiniz. Amazon'da çalışan Fırat Yıldırım adlı öğrencimiz var. Bir endüstri mühendisliği konusuna değinildi.
Fırat Yıldırım Amazon'a girerken 8 tane endüstri mühendisini neden geriye bıraktı biliyor musunuz? Sadece yazın hobi olarak gittiği Rusya'da Rus dili eğitimi aldığı için, Rusça kursuna gittiği için 2 ay sadece özgeçmişinde hobi olarak gittiği için bunu başarabildi. Bir tek bunu parantez içinde söylemek istiyorum. Yeditepe Üniversitesi'ne mutlaka gelin. Tanıtım için değil, gezmek için, kahve içmek için. Ben size bir tane soğuk kahve söyleyebilirim. Öyle bir kontenjanımız var. Çamlık'ta çok güzel zaman geçirebiliriz. Etrafı dolaşmak için gelin. Başka bölümleri gezmek için gelin. Ama mutlaka gelin. Ortamı çok romantik. Çam ormanı içinde harika bir kampüsümüz var. Beni bulun mutlaka. Beni LinkedIn'den ekleyin. Belki Behçet hocamız benim WhatsApp numaramı paylaşır sizle. Beklerim mutlaka. 1024 tane öğrencide cep telefonum vardır benim. Yani biz öyle ay ben şuyum, ay ben profesörüm diye ortaya çıkıp konuşmamazlık etmiyoruz. Kapılarımız camdır bizim. Baktığınızda koridordan sizi görürüz. Kalkıp içeri biz sizi alırız. Öyle kapı çalmak falan yoktur. Tamamen öğrenci odaklıdır Yeditepe. Birebir konuşur öğrencisiyle. Bu sözlerimle kapanış konuşmasını yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Ben evet kahve sözümü aldım Erkut Hoca'dan daha öncesindeki telefon konuşmamızda. Dolayısıyla en kısa sürede sağlık koşullarını da dikkate alarak Erkut Hocam'ın misafiri olacağım. Çok çok teşekkür ederiz sizlere de paylaşımlarınız için. Stajla ilgili sorular geliyor bir yandan görüyorum. Yine benim de önerim, beni de lütfen LinkedIn'den ekleyin. Bizler de profesyonel anlamda her noktada ulaşılabilir durumdayız. İster staj programları, ister açık pozisyonlarla ilgili bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü toplantımızı, sohbetimizi sonlandırırken tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Hem paylaşımda bulunan değerli hocalarım Erkut Hocam ve Ebru Hocam'a hem de bizi izleyen, canlı yayına katılan sorularıyla eşlik eden izleyicilerimize çok çok teşekkürler. Keyifli bir gün diliyoruz. Tekrar farklı bir etkinlikte görüşmek, konuşmak dileğiyle iyi günler diliyorum.